Herkese merhaba. Bugün sesim birazcık kötü çünkü 2 gündür grip olduğum için burun akıntısından, göz akıntısından duramıyorum. Hatta bu videoyu çekebilecek miyim sonuna kadar ondan da çok emin değilim ama deneyeceğim en azından. Ekim ayı benim en sevdiğim ay. Bu sene de çok dolu dolu geçti. Bahsedeceğim çok fazla şey var. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Konu başlıklarını yine her zaman olduğu gibi videonun altındaki kutucuğa ekleyeceğim. Böylece istediğiniz yerden izlemeye başlayabilirsiniz. Cilt bakımı ve makyaj ürünleriyle başlayalım. Açıkçası elimdeki ürünleri bitirmeye çalışıyorum şu anda. O yüzden çok fazla yeni favori yok. Ama iki tane üründen bahsedeceğim cilt bakımı olarak. Birincisi Cosrx'in Snail Essence'ı. İlk çektiğim Kore cilt bakımı videosunda zaten bunun kreminden bahsetmiştim. Bunun kremini kullanıyordum. Çok da memnundum o kremden. Bu Essence de onun serum versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Essence'dan ziyade bence serum kıvamında. Çok böyle jel gibi bir yapısı var çünkü. İçerisinde %96 oranında salyangoz özü bulunuyor. Salyangoz özü benim gerçekten cildime çok iyi gelen bir içerik. Hem böyle cilt bariyerini iyileştirici etkisi var, hem anti-aging etkisi var. Hem de inanılmaz bir can nemlendiriyor gerçekten. Eğer böyle bir içerik arayışındaysanız, eğer hepsini birden yapacak bir içerik arayışındaysanız o zaman kesinlikle salyangoz özlü kremlere bakabilirsiniz veya essence'lara, serumlara bakabilirsiniz bence. Bu gerçekten şimdiye kadar kullandığım en iyi salyangoz özlü ürün olabilir. Yani kreminden daha fazla seviyorum ben bunu. Bunu yaklaşık 8-9 ay önce falan aldım ama düzenli olarak kullanıyorum yani hani başka serumlarla dönüşümlü olarak kullanıyorum. Çok sevdiğim ve böyle bittikçe tekrar tekrar alacağım bir ürün. Yani çünkü daha iyisi bence yok piyasada, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi kreminden ziyade bunu almayı düşünüyorum bundan sonra. Elimde hep böyle bulunsun isteyeceğim ürünlerden bir tanesi. Bir diğer ürün de Etude House markasının Sunjong serisinden pH 5.5 Relief Toner'ı. Bu nemlendirici bir tonik. Bana Kore seyahatimde Etude House'tan yaptığım alışveriş sırasında hediye edilmişti bu tonik. Zaten almak istiyordum. Çok hitabet oldu. Tam boyunu hediye ettiler bir de. Düşünün bayağı bir alışveriş yapmışım ki böyle bir şey hediye ettiler. Neyse. Elimdeki ürünler bitmeden ben yenisini açmak istemiyorum. Elimde de bir 2-3 tane tonik vardı. Onları bitirdikten sonra bunu açtım açıkçası. Bu gerçekten en beğendiğim nemlendirici toniklerden bir tanesi oldu şimdiye kadar. İçerisinde hem nemlendirici hem de sakinleştirici içerikler var. Ve isminden de anlayabileceğiniz gibi cildin pH dengesini de düzenlemeye yardımcı oluyor aynı zamanda. Çünkü her ne kadar işte pH'i düşük ürünlerle temizlik yapsanız da sonuçta su alkali olduğu için ya da nötr olduğu için cilt temizliği sonrası bu tip böyle toniklerle cilt pH'ini düzenlemeye ihtiyaç oluyor bence. Çok da bereketli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani 2-3 haftada kullanıyorum. Her gün çok da azalmadı yani. Ben bunu direkt elime döküp pat pat yüzüme yedirerek kullanmayı seviyorum. Paketlemesi bunun için çok iyi tasarlanmış bence. Şu gördüğünüz ürünü dökeceğiniz delik o kadar küçük ki elinize bir seferde yedirebileceğiniz kadar ürün geliyor zaten. Yani çok iyi tasarlanmış bence. Özellikle işte sonbahar, kış aylarında cildiniz daha fazla kuruyor. O yüzden bu tip böyle nemlendirici tonikler bence önem kazanıyor rutinde. Cildi böyle iyice neme doyuruyor ve sakinleştiriyor da. Etude House da maalesef Amero Pacific markasıymış ve Çin'de mağazaları olan bir marka. O yüzden yine tekrar almayı düşünmüyorum bu ürünü. Ama bitirince kesinlikle bu içeriğe benzer bir nemlendirici tonik arayışına gireceğim. Gelelim makyaj ürünlerine. İlk bahsedeceğim ürün I Heart Makeup markasının Chocolate Rose Gold paleti. Biliyorsunuz bu markanın bir sürü başka paletleri de var. Ben özellikle bunun renklerini çok beğendim. Şöyle göstereyim hatta. Bence tam sonbahara uygun renkler var. Yeşiller, bordolar, kahverengiler, böyle tarçın rengi falan. Bunlar bu tip renkler sonbahara çok uygun bence. Şu anda da gözümde hatta bu paletten renkler var. Özellikle parlak yapıda olan farlarını çok beğendim ben. Ama matları da hiç fena değil. Bunu bulabileceğiniz internet siteleri var. N11 gibi. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Hatta ben bir indirim sırasında almıştım bunu. İlk hatırlıyorum Arzu denettirmişti bana bunları. Bayılmıştım yani o zaman palete. Sonra bir indirim sırasında görüp aldım. Özellikle sonbahar renkleri olduğu için bu ay daha fazla kullanmaya başladım. Eylül ve Ekim ayında çektiğim videoların çoğunda gözümde bu paletten farlar vardı. Tek sevmediğim tarafı şu diyebilirim. Üründe bir yer fıstığı ya da çikolata gibi bir koku var. Parfüm kokusu yani. Ben açıkçası parfüm yani makyaj ürünlerinde olmasını çok sevmiyorum. Ama sürdükten sonra kalmıyor yani. Hani rahatsız etmiyor koku sizi. Eğer uygun fiyatlı bir palet arayışındaysanız, gerçi şu anda hiçbir şey uygun fiyatlı değil ama hani indirimlerle falan belki biraz daha uygun fiyata gelebilir. Böyle bir palet arayışındaysanız kesinlikle I Heart Makeup'ın paletlerine bir bakabilirsiniz derim. İkinci bahsedeceğim üründe
Yine Etude House'dan Dear Darling Tint. Bu ay en çok kullandığım tint bu oldu. Bu kadar koyu gözüktüğüne bakmayın bu arada. Gayet açık aslında yani. Hani tam dudak rengi gibi duruyor dudakta. Başka renkleri de var. Türkiye'de satılan bir marka değil ama bulabileceğiniz web siteleri var. Onların da linkini aşağıya bırakırım ilgileniyorsanız. Kalıcı diyebileceğim bir tint ama yine böyle bütün gün kalmıyor yani. Hani yine bir tazelemeniz gerekebiliyor. Su gibi bir yapısı var yani. Dudakla inanılmaz bütünleşiyor ve asla belli olmuyor dudakta ürün olduğu. Özellikle bu renk dudakla bütünleşiyor ve dudak rengi gibi duruyor. O yüzden ben böyle hani dudağıma hiçbir şey sürmek istemiyorsam genelde bunu sürüyordum. Çünkü gerçekten dudağın üzerinde belli olmuyor. Eğer böyle bu tarz su bazlı tintleri seviyorsanız bunu da beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bir tane daha dudak ürününden bahsedeceğim. Catrice'in Matte Lip Artist'lerinden. Catrice'in kalem şeklinde rujlarından. Bu ay çok tercih etmemin sebebi, biliyorsunuz ben bu Golden Rose'un matte crayonlarını çok seviyorum. Hatta ilk favoriler videomda bahsetmiştim bundan. Fakat bu çok kalıcı bir ürün değil. Catrice'inki gerçekten kalıcı. Yani 4-5 saat kalıyor dudakta. Böyle dozunda sürerseniz, hani çok fazla sürmezseniz dudakta ağırlık da yapmıyor ve kurutmuyor da. Tam böyle çantaya atıp çıkmalık bir ürün olduğu için bir de böyle çok joker bir renk. Ne çok kahve, ne çok pembe, ne çok turuncu. Hepsinden biraz biraz içeren bir renk olduğu için böyle bütün makyajlarla da uyum sağlıyor. O yüzden çok sevdim bunu. Son olarak da bir allıktan bahsedeceğim. Bunu zaten Innisfree videomda bahsetmiştim. Innisfree'nin Petal blusherlarından. Bu ay böyle en sevdiğim allık bu oldu. Ben krem allık çok seviyorum zaten. Hani sürekli olarak krem allık kullanmaya çalışıyorum ama hiç bu tarz böyle sıvı olan bir allık kullanmamıştım. İlk defa bunu denemiş oldum. Gerçekten çok beğendim çünkü çok doğal duruyor ve ciltle çok güzel bütünleşiyor kesinlikle. Bu ürüne ulaşmak çok kolay değil ama bunun neredeyse muadili olan bir başka ürün var. Misha'da buldum, hatta denedim. Gerçekten yapıları çok benziyor. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Eğer bu tarz böyle sıvı allık arayışındaysanız o zaman ona bakabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım dediğim gibi. Gelelim dizilere. Bu ay izlediğim en etkileyici dizi açık ara Manhunt Una Bomber oldu. Una Bomber gerçekten de 90'lara damgasını vurmuş anarşistlerden bir tanesi. Postayla bomba gönderiyor belli kişilere. Kendine göre bir mantığı var tabii. Onu söylemeyeyim spoiler olmasın diye. Ultra zeki birisi ve sanayi toplumu ve geleceği üzerine de bir manifesto yazmış. Bu manifestoyu hatta bulabiliyorsunuz internetten ve okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok uzun ama değer diye düşünüyorum. Yani vaktinizi ayırmaya değer. Okuyunca manifestoya hayran kalmamanız bence imkansız. Hak da veriyorsunuz yani. Yani birçok insanın hak vereceğini düşünüyorum manifestoyu okuduktan sonra. Gerçekten muazzam. Aslında başroldeki oyunculukları ben çok beğendim. Yani herkes cuk oturmuş rolüne. Kendinize hikayeye kaptırmamanız imkansız. Biz 2-3 gün gibi bir sürede bitirdik diziyi. Diziyi izlerken de bütün hayatınızı sorguluyorsunuz aslında. Böyle bir yan etkisi var. Çok ama çok beğendim gerçekten. İkinci sezonunda heyecanla beklediğim dizilerden biri oldu. İkinci izlediğim dizi de American Crime Story'di. Bunun ilk sezonunu izledim. Çok metin duyduğum bir diziydi zaten. İlk sezonunda da O.J. Simpson davası anlatılıyor. Çok ilginç bir hikaye. Zaten eminim duymuşsunuzdur. Gerçek bir hikayeye dayanıyor bu da. O.J. Simpson davası Amerikan tarihinde en fazla halk tarafından izlenen, takip edilen davalardan bir tanesi ve gerçekten Amerikan hukuk tarihine de damgasını vurmuş davalardan bir tanesi. Hikayenin işlenişi, casting, işte oyunculuklar, verdiği mesajlar olsun her şeyiyle çok beğendiğim bir dizi oldu benim. Amerikan adalet sistemini de ciddi anlamda sorgulatıyor yani. Özellikle hukuk konularına merakınız varsa mutlaka ama mutlaka izlemelisiniz bence. Bildiğim kadarıyla ikinci sezonda da Versace cinayeti işlenmiş. Onu da önümüzdeki ay izlemeyi düşünüyorum. Kesinlikle izlediğinize pişman olmayacağınız dizilerden bir tanesi bence. Üçüncü izlediğim dizi de Secret Affair. Bu bir Kore draması. Burcu'nun önerisiyle başladığım bir diziydi. Dizinin konusu da şöyle aslında. Genç bir piyano öğrencisiyle hocası arasında yaşanan yasak aşk. Yani konusu böyle. Başrolde oynayan Yoo Ah-in çok merak ettiğim bir oyuncuydu gerçekten. İlk izlediğim dizi de bu oldu. Çok böyle hani övülen bir oyuncu olduğu için izlemek istedim açıkçası. Gerçekten de anlatıldığı kadar varmış bu arada. Çok doğal bir oyuncu. Dizideki rolü de çok iyi üstlenmiş olduğunu düşünüyorum ben. Diziyi bitiremedim vakit izledikten dolayı ama yarısına kadar geldim. Bence çok cesur bir dizi. Yani bir Kore dizisine göre çok cesur bence. Ve şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Gördüğüm en muhteşem dizi müziklerine sahip. Ya bu kadar mükemmel olamaz. Kendimden geçtim yani diziyi izlerken. Hatta soundtrack'i varsa indireceğim yani. Çünkü inanılmaz güzel müzikleri var gerçekten. Tek eleştirim şu olacak diziyle alakalı. Dizideki yan hikayeleri beğenmedim. Çok anlamsız buldum. Yani
anlamsız bir şekilde kavga ediyorlar ama neden kavga ettiklerini ben anlayamadım mesela. Keşke sadece ilişkiye odaklansalarmış ve dizi daha kısa olsaymış. Onun dışında beğendiğim bir dizi oldu. Together With Me, bu da izlediğim 4. dizi. Yine Burcu'nun önerisiyle başladığım bir Tayland dizisi bu. Açıkçası ilk defa Kore dizisi dışında bir Uzak Doğu dizisi seyrettim. Meğerse Tayland'ın da dizi sektörü gelişmekteymiş yani. Kendisinden öğrendiğim kadarıyla. Şimdi bu diziyi nasıl anlatsam? İki erkek arasında filizlenen aşkı anlatıyor diyebiliriz kısaca. Tayland'da bu tarz diziler çok gözdeymiş duyduğum kadarıyla Burcu'dan. Bu tip dizilere Boys Love ismi veriliyormuş. Ben çekim kalitesini çok iyi bulmadım dizinin ama başroldeki Kohn'a hasta oldum. Sırf o yüzden diziyi sonuna kadar seyrettim diyebilirim. Özellikle Kohn'u oynayan gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok doğal oynuyordu yani. Çok doğal bir oyuncu o da. Konu ilginizi çektiyse ve Uzak Doğu dizilerine de meraklıysanız bir bakılabilir. Gelelim filmlere. İlk izlediğim film Destination Wedding. Keanu Reeves ve Winona Ryder'ın başrolde oynadığı romantik bir komedi filmi bu. Ben açıkçası beğendim bu filmi ama birçok kişinin beğenmeyeceğini ve çok sıkılacağını tahmin edebiliyorum yani. Çünkü film sadece iki kişinin arasında geçen diyaloglardan ibaret. Yani sadece ikisi konuşuyor. Film boyunca çok fazla bir olay olmuyor. Sadece mekan değiştiriyorlar diyebilirim. Bu arada da bir konuşmaya devam ediyorlar sürekli olarak. Bana birazcık şeyi hatırlattı. Before Sunrise serisini hatırlattı. Ama bence onun kadar iyi değil. Yani Before Sunrise, Before Sunset bunlar çok daha güzel filmler. Before Sunrise'a göre konuşmalar daha boş geldi bana. Ama yine de oyuncular hatırına seyredebilirsin. Çünkü iki tane efsane var yani filmin başrolünde. İkinci izlediğim film de Mr. Nobody oldu. Bu ay izlediğim en etkileyici film buydu kesinlikle. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Anlatması biraz zor bir film çünkü. Mr. Nobody ailesi olan bir adam fakat bir gün uyanıyor ve karşısında bulduğu kişi ona içinde bulunduğumuz yılın 2092 yılı olduğunu, kendisinin 120 yaşında olduğunu ve yaşayan tek ölümlü insan olduğunu söylüyor. Bu şekilde olaylar gelişiyor. Filmin kurgusu sicim teorisine ve paralel evrenlere dayanıyor diyebilirim. O yüzden takip etmek, anlamak biraz güç filme. Anlaması kolay bir kurgu yapmamışlar kesinlikle. Sanki böyle 3-4 filmi tek bir filme sıkıştırmışlar gibi düşünebilirsiniz hatta. Çok ama çok etkileyici sahneler vardı. Yani Fransız bir yönetmenin gözünden çekildiğini anlayabildiğiniz sahnelerdi onlar. Gerçekten etkileyici böyle hani sanat filminden çıkma sahnelerdi diyebilirim. Özellikle Mr. Nobody'nin gençliğini, çocukluğunu canlandıran oyuncuya hayran kaldım. Bence o çocuğun geleceği çok parlak. Öyle düşünüyorum. Çok etkileyici, düşündürücü ve sizi böyle her bir sahneye hayran bırakan bir film. Mutlaka bakın derim. Üçüncü filmde bir belgeseldi. Deep Web diye bir belgesel. Bu da çok ilginç. Hani böyle tabiri caizse nutkum tutularak izlediğim bir belgeseldi. Deep Web'in ne olduğunu bilmeyenleriniz vardır belki. Deep Web hani Google gibi arama motorlarının ulaşamadığı saklı bir internet gibi düşünebilirsiniz. Genelde illegal işlerin yer aldığı web siteleri var burada. Bu belgeselde özellikle uyuşturucuların satıldığı Silk Road adlı web sitesinden ve kurucusu olduğu düşünülen kişinin hikayesinden bahsediliyor. Ama olay bundan çok daha derin aslında. Çok katmanlı bir hikaye. İçin içine CIA falan da giriyor. Tamamen gerçek bir olay bu arada. Ve belgesel olarak çekilmiş zaten. Çok ilgi çekiciydi ve soluksuz izledim diyebilirim filmi baştan sona. Eğer bu tarz böyle konulara ilginiz varsa hani Deep Web, Dark Web, Bitcoin falan gibi konulara ilginiz varsa kesinlikle bakın derim. Bir sonraki bahsedeceğim film ise Hotel Transylvania'nın 3. filmi olan A Monster Vacation. Hazır böyle Halloween zamanı gelmişken kendimi böyle Harry Potter'lara falan vurdum. İşte Halloween Town, Hocus Pocus bunların hepsini seyrettim yani bu ay boyunca. Ama bundan özellikle bahsedeyim çünkü yeni sayılır. Eğer Hotel Transylvania'yı seviyorsanız zaten bence izlemişsinizdir ama izlemediyseniz mutlaka bakın bence. Benim en sevdiğim animasyonlardan bir tanesi. Böyle karakterlerini en çok sevdiğim animasyonlardan bir tanesi. İlk filme aşığım yani. Bayılıyorum ilk filme gerçekten. Bu filmde de konu şöyle. Dracula'nın kızının sürpriz bir tatil planlamasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Tabii ki ilk iki film kadar güzel değildi yani. Hani o kadar etkileyici değildi ama yine de karakterler hatırına seyredilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Yine böyle kahkahalarla güldüğüm yerler oldu. Beni çok mutlu eden bir film serisi. O yüzden yine de tavsiye ediyorum. Kitaplara gelelim. İlk okuduğum kitap Haruki Murakami'nin Zemberek Kuşu'nun Güncesi oldu.
Bu böyle beğendim mi, beğenmedim mi çok arada kaldığım bir kitap oldu açıkçası. Hani biliyorsunuz genel olarak Haruki Murakami'yi seviyorum ben. Ama bu en sevdiğim romanların arasında girdi diyemem. Kötü de diyemeyeceğim çünkü beğendiğim bir sürü kısmı da oldu. Ama genel olarak sanırım hikayenin gidişatını biraz anlamsız buldum ben. Karısı ortadan kaybolan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Genel olarak yani illa okuyun diyemem ama Murakami seviyorsanız sevme ihtimaliniz de yüksek. Yani hani Goodreads'e falan bakarsanız yüksek oy alan kitaplardan bir tanesi. O yüzden hani illa çok kötü demiyorum. Benim için böyle arada kalan kitaplardan bir tanesi oldu. İkinci kitap da Murat Anmunga'nın Şairin Romanı kitabı. Bu bana önerilen kitaplar arasındaydı. Annemde vardı hatta annemden ödünç alıp okudum bunu. Kesinlikle elimden bırakamadığım bir kitap oldu. Sanırım 2-3 kez daha okumak istiyorum ben bu kitabı. O kadar beğendim. Çok şiirsel bir anlatımı var. Yani Murat Anmunga'dan bekleyeceğiniz üzere zaten. Kendisi çok iyi bir şair aslında bildiğiniz gibi. Ona yakışan bir kitap olmuş yani kesinlikle. Ve yanlış okumadıysam 15 sene boyunca bu roman üzerine uğraşmış. Yani ciddi bir emek var kitapta. Onu kesinlikle görebiliyorsunuz. Bilim kurgu, fantastik diyebiliriz bu kitaba tarz olarak. Şiirin hüküm sürdüğü bir dünya düşünün. Bu dünyada böyle nefret ve öfkeyle kirletiliyor. Çok muhteşem bir masal okuyorsunuz bence. Ve Türk edebiyatının kesinlikle en iyi romanlarından bir tanesi bence. Üçüncü kitap da Vejetaryen. Kocasının ağzından vegan olmaya karar veren bir kadının hikayesini okuyorsunuz. Aslında vejetaryen demişler ama vegan olmaya karar veriyor. Yani süt ürünlerini de tamamen bırakıyor. Ödül almış bir kitap bu arada. Man Booker ödülünü almış 2016 yılında. Yani beğendim ama çok bayıldığımı da söyleyemeyeceğim kitaba. Hani böyle 5 üzerinden 3-3,5 falan veririm en fazla. Bana kendi veganlık dönemimi hatırlattı. Tabii ben hiçbir zaman böyle bir tiksinme duygusu yaşamadım. Yani et ve süt ürünlerine karşı. Benimkisi tamamen deneysel bir şeydi. Ama o dönemleri hatırladım yani kitabı okurken. Diğer insanların yanında farklı hissediyorsunuz. Sürekli sorulara maruz kalıyorsunuz falan. Yani kitapta da onlar güzel işlenmiş. Ama alışılmayacak bir şey de değil yani. Hani yapmaya karar verirsiniz diye söylüyorum. Veganlık, vejetaryenlik benim çok uzak olduğum kavramlar değil zaten. İşlenmesi güzel bir konu seçilmiş aslında ama yani hem kitap çok ince hem böyle tadını alamadım çok fazla hem de gerçekten güzel bir konu daha iyi işlenebilirmiş dedirtti bana şahsen. Bir sonraki kitap da Note o da. Allah'ım bu nasıl güzel bir kitaptır ya. Bu nasıl güzel bir kitaptır. Yani açık ara en beğendiğim kitaplardan biri bu oldu bu ay. Bir iki tane öyküde ağladım yani. Gözyaşlarımı tutamadım. Gerçi birazcık duygusal bir dönemden geçiyordum sanırım ama ondan dolayı bir daha fazla etkilendim galiba ama her öykü beni çok etkiledi kesinlikle. Çok vurucu, çok yoğun ve çok böyle incelikli bir anlatımı var yazarın. Harika bir tacı, harika bir duruşu var kesinlikle. Gerçekten hayran kalmamak elde değil yani. Hani diğer kitaplarını kesinlikle alıp okuyacağım. Çünkü çok beğendim. Yazarın dilini, tavrını, anlatışını, her şeyine bayıldım yani. Normalde hikaye okumayı sevmem ben. Yani hani sevdiğim hikaye kitabı çok azdır gerçekten. Ama bu kesinlikle en beğendiklerimin arasında diyebilirim. Bana resmen hikaye okumayı sevdirdi diyebilirim hatta yani. Mutlaka mutlaka bakın derim buna. Bir sonraki bahsedeceğim kitap da Vahşi Kızlar kitabı. Ursula K. Le Guin'in bu kitabında çok etkileyici bir hikaye, yayıncılık sektörünü ciddi anlamda eleştirdiği bir deneme ve şiirler bir de harika bir söyleşi bulunuyor. Bu kadar kısa olduğuna bakmayın, bayağı bir şey sığdırmışlar kitaba. Hikayede iki köle kız kardeşin hikayesi anlatılıyor. Özellikle böyle işte cinsiyet algısı ve adalet gibi kavramlara değinen vurucu bir hikaye. Şiir bölümünü çok kısa buldum. Keşke biraz daha fazla olsaydı dedirtti bana. Deneme kısmını harika buldum. Gerçekten çok haklı eleştirileri var. Yani özellikle yayıncılık ve kitap sektörüne. Ama benim için kitabın en sevdiğim bölümü, kitabın sonunda yer alan röportajı oldu. Böyle harika hayat dersleri çıkarabildiğiniz, onun böyle karakterini, duruşunu, hayata karşı duruşunu çok güzel bir şekilde belli eden harika bir röportaj olmuş bence. Eğer Ursula K. Le Guin seviyorsanız kesinlikle hani kütüphanenizde olsun diyebileceğim kitaplardan bir tanesi. Bir sonraki kitap da bir öykü kitabı olan Sonbahar Ülkesi. Ben özellikle Ray Bradbury'yi bu aylarda okumaya bayılıyorum. Yani sonbahar aylarında okumaya bayılıyorum. Neden diye sorarsanız bence gerçekten sonbahara çok
yakışan harika kitapları var Ray Bradbury'nin. Okuyunca ne demek istediğimi anlayacaksınız bence. Başka öykü kitaplarını da okumuştum. Ama bu da çok beğendiğim bir öykü kitabı oldu. Yazarın tarzını genel olarak beğeniyorum zaten. Bu kitap da beni şaşırtmadı yani o yüzden. Beğendiğim öyküler çoğunluktaydı bu kitapta. Bu arada şuna dikkat ettim. Kitabın orijinal adı The October Country, yani Ekim ülkesi aslında. Sonbahar ülkesi diye çevirmişler ama tam zamanında okumuşum dedim o yüzden. Eğer öykü okumayı seviyorsanız kesinlikle bakın diyebileceğim kitaplardan bir tanesi bu. Son kitap da Neil Gaiman'ın Scandinav Mitolojisi adlı kitabı. Ben zaten ne zamandır Neil Gaiman'ı okumak istiyordum. Bu kitapla başlamış oldum. Çok severim zaten mitoloji okumayı. Sanırım en ilgimi çeken Scandinav mitolojisi. Geçen sene zaten Vikings'i izlemiştim ben. Ve o zaman da iyice pekişmişti yani bu merakım. İskandinav mitolojisiyle alakalı hikayeleri böyle toplu okuyabileceğim bir kitap arayışındaydım. Onun dilinden, onun ağzından okumak da ayrı bir keyifli oldu benim için. Böyle bir çırpıda yarısına kadar geldim zaten. Çok az kaldı, bitirmek üzereyim. Eğer bir tip konulara merakınız varsa kesinlikle bakın bence. Son olarak dinlediğim müzikler de çok fazla sorulduğu için bu aya özel iki tane playlist hazırladım. Onların linklerini de aşağıdaki kutucuğa bırakacağım merak edenler için. Ve videonun sonuna geldik. Eğer sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Siz bu ayneleri beğendiniz. Kitap, film ve dizi önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.